Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. 9. sınıf oldunuz. Konulara nereden ve nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız bu video tam da sizin için. 5 adımı 9. sınıfta neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Haydi bakalım, hemen videoya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, ilk adımımıza geçelim. İlk adımda yapmanız gereken tek şey okul derslerini güncelde çok iyi takip etmeniz. Birçok arkadaşımız çok farklı alternatifler olduğu için okul derslerini sonra halledebilirim diye düşünüyor veya halledebileceğini düşündüğü için okul derslerini çok sağlıklı bir şekilde dinleyemeyebiliyor. Sevgili arkadaşlar, bu bizim için çok büyük bir tehlike. Bu yüzden ne yapıyoruz? Okul derslerini, yani dersi derste çok iyi dinliyoruz ve ilk adımın ilk maddesini çok güzel ve çok etkili bir şekilde yerine getirmiş oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, dersi derste çok iyi dinledikten sonra bunları tabii ki ödevlerle pekiştireceğiz. Dolayısıyla okuldan verilen ödevleri de özenle yerine getirmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olayım. Eğer ödevlerinizde test çözme yoksa edinmiş olduğunuz kaynaklardan testlerle ödevlerinizi, hatta 9. sınıf konularının çok önemli bir kısmını pekiştirmenizi sizlere öneririm sevgili arkadaşlar. Evet şimdi gelelim ikinci adıma. Sevgili arkadaşlar, 9. sınıfta sizler için hazırlamış olduğumuz Eylül ayı boyunca bir çalışma programı var. Bu çalışma programında da 9. sınıfta her ne yapmanız gerekiyorsa bununla ilgili gün gün neler yapmalısınız sizlere bunu bir başka video ile hazırlamıştık. Yukarıdan tıklayarak bu videonun sonunda bunu da izleyebilirsiniz. Şimdi eğer bugüne kadar bunu devam ettirmemiş olan arkadaşlar varsa şimdiden itibaren Eylül ayının sonunda tamamlamak üzere bu çalışmaları da programına eklerlerse 9. sınıfta Eylül ayında neler yapmaları gerektiğinde programlarına eklemiş olurlar ve oldukça büyük bir avantaj sağlamış olurlar. Aynı zamanda 9. sınıf kanalımızda canlı yayınlar, soru çözümleri, rehberlik videoları gibi videolarımızla da sizlere her an neler yapmanız gerektiğini detaylı bir şekilde aktarıyoruz. Takip etmenizde fayda var çünkü bütün videolar aslında birbiriyle bağlantılı. Şimdi gelelim bir sonraki adımımıza, yani 3. adım. Evet arkadaşlar, bir önceki maddemizde de söylemiştik, Eylül ayı çalışma programını Eylül ayının geri kalan bölümlerine size uygun olan bir programla organize ettikten sonra bunları çalışmalara döküyorsunuz. Şimdi sizlere bir taktiğim var. 3. adımın taktiği aslında bu. Bir periyot çalışmanız yeterli. Daha önceki videolarımızı izleyen arkadaşlarımız biliyor. Bir periyodumuz neydi hemen hatırlayalım. 40x3, yani 40 dakika ders 10 dakika ara, 40 dakika ders 10 dakika ara ve 40 dakika yaptığınız zaman toplamda 3 adet 40 dakikalık çalışmayı yapmış oluyorsunuz ve bir periyodu bitirmiş oluyorsunuz. Henüz 9. sınıfta olan arkadaşlar günde bir periyodu sağlıklı bir şekilde tamamladıkları takdirde etkili bir çalışmayı da geride bırakmış olacaklar. Evet gelelim 4. adıma. Sevgili arkadaşlar, 4. adımda hızınıza göre hareket etmelisiniz. Yoğun bir dönemden çıktınız, LGS maratonunu geride bıraktınız ve şu anda derslere, okula, 9. sınıfa bakış açımız hepimizin aynı olmayabilir. Bu yüzden sizler temponuzu gün içindeki kendi yoğunluğunuza göre ayarlamalısınız. Çalışma süreleri gerek bunların uzunluğuna siz kendiniz karar verin. Bu oldukça etkili olacaktır. Dolayısıyla hızınıza göre hareket edin. Bunu yaparken başkalarının çalışmalarını değil, kendi çalışmalarınızın üzerine çıkmaya gayret edin. Bu kendinizi tanımanızı sağlayacak. 9. ve 10. sınıfta özellikle üniversitenin TYT kısmında oldukça büyük avantajlar elde etmenizi sağlayacaktır. Ve gelelim şimdi son adımımıza. Evet sevgili arkadaşlar, özellikle ders çalışma konusunda birçok arkadaşımızın oldukça önemli eksikleri olduğunu biliyoruz. Maalesef arkadaşlarımız sadece akıllı defterlerden veya sadece kitaplardan, sadece konu anlatımlı defter veya kitaplardan çalışmalarını gerçekleştiriyor ve not alma noktasında maalesef öğrenciler olarak biraz öz eleştiri yapmamız gerekir. Not alırsak eğer o konuyla ilgili vakit geçirmiş oluruz. Kendi el yazımız bize orayla uğraştığımız müddetçe konuyu özümsemeyi, akılda kalmayı ve bilgilerin kalıcı hafıza, yani uzun bellek dediğimiz o kalıcı hafızaya yaklaşmasını sağlayacaktır. Bu yüzden benim sizlerden ricam, ders çalışırken mutlaka kendi el yazınızla notlar alın. Ezberlemeniz gereken veya unutmamanız gereken şeyler olursa bunları da küçük kağıtlara yazıp odanızın farklı yerlerine asabilirsiniz. Not alarak çalışmak oldukça önemli. Evet sevgili arkadaşlar, gününüzü iyi planlayarak Tonguç Akademi'nin sizler için hazırladığı aylık ders çalışma programlarını takip ederek bunları bir programla organize edip günlük tekrarlarınızı not alarak çalıştığınız takdirde 9. sınıfla ilgili hiçbir probleminiz kalmayacaktır. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sizler özellikle 9. sınıfla alakalı konularınızı nasıl tamamlamayı düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlara yazarsanız hepsini tek tek okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.